Arkadaşlar, Gaziantep TV'den herkese merhabalar. Bugün Malatya'dayız. Yani Kayseri'nin merkezi Malatya'da ve şu anda da Malatya'da arkadaşlar meydandayız. Yeni Cami Meydanı burası. Ve burasının ilginç bir özelliği var. Burası Malatya, biliyorsunuz, İsmet İnönü'nün memleketi, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketi. Burada gördüğünüz arkadaşlar hemen İsmet İnönü heykelini görüyorsunuz. Meydanındaki bir heykel. Heykelin özelliği, Malatya'da arkadaşlar Atatürk heykelinden daha büyük bir heykeli var. Bu heykelde böyle bir ilginç yanı var. Yine depremde yıkılmış burası. Şu anda tadilat var camide de. Şehrin en güzel camilerinden biri, ancak şöyle bir şey var. Engelli vatandaşlarımız da bizi gördüklerinde şu istekte bulundular. Buraya mutlaka bir engelli rampası yapılmasını istiyorlar. Buradan da Malatya Valiliğine, belediyesine duyurmuş olalım arkadaşlar. Camiye engelli rampası yapsınlar. Evet. Çıkamıyor musunuz yani? Gidemiyor musunuz? Yok, camiye gidemiyoruz biz. Aldım. Peki, kolay gelsin. Sağ ol. Yani baharat ve tuz. Başka bir dediğimiz yok. Baharat ve tuz. Evet. Yarı koyun eti, yarı inek eti. Yani dana eti dediğimiz. Evet, o şekilde yapıyoruz. Malatya özgü mü bu? Malatya özgü. Asıl ismi İzmir, Türk kökeni. Evet. Peki, kolay gelsin. Ha. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, meydanda da arkadaşlar gördüğünüz gibi meyhan şerbetçileri var. Şerbetin özelliği ne abi? Bu şerbetin özelliği, bu mideye, böbreğe, şekere, tansiyona, iç hastalığına birebirdir. Aşka iyi geliyor mu? Aşka iyi gelmez mi? Koronaya? Yok, o kadar değil. Hani. Ama tabii şu var, başlığı güçlendirdiği için faydası ilaç vardır. Malatya'nın şeyi neden yapılıyor bu? Kayısıyla bir hayır, katıyor mu arama kesinlikle falan? Hayır, kesinlikle. Yok. Sadece meyhan kökü, başka bir bitki köküdür. Tamamen doğaldır, bir katkı maddesi yoktur. Peki, kolay gelsin abi. Şey yapıyor. Ne abi? Kahve döven, evet, kahve döven makine aramızda. Yine Dibek kahvesi hocam. Evet. Abiler. Evet, burası da arkadaşlar böyle meydan, çayhane, kayısıcılar. Kolay gelsin abi. Abi sen nasılsın abi? Peşinden mi gelecek biz sen akşama kadar? Abi nasılsın? 3 günde gelip tezgahı alacağız. Nasıl arkadaşlar, gördünüz kayısı, her taraf kayısı. Abi her taraf kayısı, niye böyle? Kolay gelsin. Memleketine gelmişsiniz abi kayısının. Abi kayısının ne özelliği varsın kayısının abi? Yani her yer kayısı. Bizim kayısının her derde devası var abi. Ne derdi abi? Söyle. Yani, ne niyet edersen onunla şifası var abi bizim Kayseri'nin. Peki neler var Kayseri'de? Ne ürünler var mesela? Abi Kayseri'nin şu anda tüm ürünü var. Neler mesela? Şöyle birkaçını tanıtabilir misin bana? Efendim? Tanıtabilir misiniz mesela? Şu nasıl mesela böyle? Abi bu Kayseri bizim yün kurusu. Doğal olan Kayseri'miz. Şu istimle kurur bu böyle. Bir de bu da Kayseri çeyreğimiz. Yün kurusu doğal olanı. Peki hangisi daha iyi bu? Atıyorum koyu, bu mu iyi yoksa? Abi bunlar doğal kayısımızdı. Şöyle ikramları size. Kısa samimisin Salih. Evet. Bu arkadaşlar doğal olan bu mu tercih etmek lazım? Doğal olan budur abi. Yani güneşte o sarısı koyuyor. Kükürtlü mü oluyor? Yani kükürtün ama bir zararı yok. Ama evet, bu tamamen doğal güneşte kuruyan bir üründür. Peki bunu nasıl saklayacağız? Aldık götürdük eve abi. Abi bunun yeri serin olacak. Çünkü bu organik olduğu için ister istemez bununla şey atar. Yeri serin olsa bu uzun süre gider abi. Evet. Kayısı türküsü biliyor musun? Malatya türküsü. Abi türkü biliyoruz abi. Bir söyle bakayım bir tane abi şöyle. Evet, arkadaşlara da ikram edelim. Eyvallah. Kayısının bir de kaç tondur mesela abi, her yıl ortalama ne kadar çıkar Malatya'da kayısı? Abi bizim geçim kaynağımızın çoğunluğu kayısı üzerinedir abi. Yani bu sene mesela kayısılar kurursa, ki bir don da vurmuş inşallah olmaz. Evet. Ekonomi çöker mi? Yani inan ki bayağı zarar görür abi.
Evet arkadaşlar, görüyorsunuz abimiz diyor ki gerçekten buradayız. Kayısı biterse Malatya biter. Malatya biter abi. Evet, o zaman şu kayısı türküsünü bir alalım abi. Kayısı türküsü abi, fazla bilmiyorum onu ya. Kayısı türküsünü bilmiyor. Kayısı satıyor abimiz abi. Peki teşekkür ettik abi. Eyvallah. Arkadaşlar Malatya'ya gelirseniz mutlaka Öztürkler Kayısı'ya bekleriz. Evet, reklamı direkt koydun abi. O zaman bir göster şöyle, başka paket neler var mesela abi? Dur şöyle dönelim. Evet. Abi şöyle hediyelikler, ürünlerimiz ne var. Ne kadar mesela bu? Abi bunun fiyatı burada 65 lira. Tabii bunların uygunlar var. 20 liradan başlayan fiyatlarımız evet. Var abi. Başka paketin neler var mesela? Yine bu şöyle karışık paketlerimiz var abi şöyle. Evet. İçinde da, tüm kayısı ürünlerinin olduğu bir paket abi. Bunlar da kayısıdan mı yapılmış dokunlar? Şunlar da kayısı ürünüdür. Şu ortadakiler kayısı atımı. Kayısıdan. Yine bizim Malatya'nın yerli üzümü, kan üzümü de. Dudunuz var. Evet. Eyvallah abi, teşekkür ettik. Başka şu şöyle bir şeyiniz var. Yine şöyle doğal ürünlerimiz var abi. Üzüm pekmezinden yapılan cevizli evet. Sucuklarımız. Cevizli sucuk var. Şu neyli? Bu da cevizli. Peki. Bunlar da cevizli. Bu duttan yapılandır abi. Diğerleri üzüm. Üzümden. Evet. Peki duttan mı yapılan daha tavsiye edersin, üzümden mi? Yani ikisi de faydalı oldu. Eyvallah abi. Teşekkür ettik. Evet. Vallahi. Abimize teşekkür ediyoruz. Orada şey. Abi ne kadar tadabiliriz burada? Abi burada 1 kilo, yarım kilo kar yemeniz serbest. Yemeden yana sıkıntımız yok çok şükür. Peki. Alıp almamanız önemli değil. Yemeden yana sıkıntımız yok çok şükür. Yarım kilo da yersek abi zaten bizim sistem alt üst olur. Çok şükür Allah onun karşılığını veriyor abi. Eyvallah. Peki teşekkürler. Sağ olun. Abi nasıl, kayısınızın özelliği ne sizin? Vallahi kayısı her şeye yarıyor. Öyle ilaçtır en basit. Karnım ağrısa kayısı. Kayısı. Kabızsan kayısı. Başka neye geliyor? Kuşaba geliyor. Kompostaya şey yarıyor. Ya her şeyde yarıyor abi, bunun ilaçtır. Arkadaşlar şu anda Malatya'da en popüler kayısıcısındayız, doğru mu? Doğrudur. Peki abi, sizinle röportaj yapmak için ne yapmamız lazım? Önce vezneye varacaksın, bir vezne parasını yatıracaksın. Ondan sonra geleceksin, röportaj yapacaksın. Ya senin kaşeye ne kadar? Kasaya bir giriş yapacaksın 250 TL. 250, arkadaşlar 250 TL verirseniz ancak röportaj yapıyorsun. Ancak röportaj olur. Abi bu Malatyalılar bu kadar mı şimdi ya? Röportaj için para. Kayısı için, kayısı beleş mi peki? Kayısı ayrı, ekstra. Yani şimdi röportajı yapsak kayısıyı beleş vermiyor mu? Hayır. Abi, arkadaşlar ha bak, reklamını da yapıyoruz bu abinin, bu abiden. Tattırıyoruz abi. Abi valla. Kardeşime. Eyvallah. Peki abi ne var söyle, bir kayısınızın özelliğinden bahseder misiniz? Kayısının özellikleri mi? Bu en popüler kayısı mesela gün kurusudur. İşte. Gün kurusu. Ne kadar bunun fiyatı? Bunun şu andaki fiyatı 40 TL. 40 TL. Peki bunu şeye yapıyor musunuz? Bunun sarısı var. Sarısı var. Peki iyisi bu mu? Sarısı mı? Siyahı mı? En popüler olan, en kaliteli olan budur. Budur. Peki bunun dışında neler var abi? Şöyle bir hediyeliklerini bize göster. Keçişeri bir bakalım. Şunlar arkadaşlar, görüyorsunuz şöyle. Çok güzel hediyelikler var. Yine diğer ürünleri de burada görebiliyorsunuz. Tek tek isimini sayamaz da. Abi Türkiye'nin neresine gönderiyorsun? Her yerine gönderebiliyor musun? Dünyanın etrafına gönderebiliyor musun? Türkiye'nin her yerine saldığımız kadar da yani yurt dışı kargoları da var yani. Yurt dışına da gidiyor. Var. Bu ne peki? Bu da Malatya üzümü mü? Malatya'nın salkım siyah üzümü. Salkım siyah üzümü. Bunun peki faydaları ne abi? Müthiş kan yapar abi. Ekstra kan makinesidir aynı. Kan makinesi. Muazzam bir kan makinesidir. Bu ne abi peki? Şu ne? Hangisi? Şu. Bu şey abi, bu kayısı döneri. Kayısı döneri. Evet. Nasıl bir şey yapıyor musun böyle? Şişe falan takıp kesiyor musun yoksa böyle? Yok, bayağı böyle tıraş kesip, tıraş edip giriyoruz. Şurada kesilmiş hali var zaten. Evet. Arkadaşlar yine burada da gördüğünüz gibi bir kayısı dükkanındayız. Bu kayısıları peki sen benden para istiyorsun. Bu sene abi kayısılara, çiçeklere şey vurdu. Don vurdu, tırağı yağdı. Peki Allah alır elinizden, ne diyeceksin abi, bu sene kayısı olmazsa aç kaldınız. Aç kalmaz, kul aç kalır. Kul sıkıntı yaşar. Bizde bir sıkıntı olmaz.
Abi niye olmasın? Sen de kullardın değil misin? Az satarız ya biz de. Ha, az satarız diyor. Köylü üretiyor arkadaşlar. Evet. Bu abiler satıyorlar. Köylü diyor ki ya biz kazanamıyoruz. Ama diyor hep diyor aracılar kazanıyor. Mesela bu kaç lira? 40 lira. Evet. Varasın bir de köylüye söylesin. Sen kaça sattın? En son. Kaça satmıştın? En son. En son şeklini konuşacaksın. Sen kalkar da Ağustos ayında ürettiği dakika sattığı fiyatı konuşursan olmaz. He, onu onlar o zaman bekletmeler lazım. Bol zamanı da satıldığı zaman zaten orada 35 liraydı. O zaman da 35 liraydı. 35. O zaman da 30 liraya toptan geliyordu. Yani 28-30 liraya. Şimdi kaça geliyor? 35'e geliyor toptan. O zaman abi kayısıyı biraz bekletmesi gerekiyor. Nefs değişiyor. Her sene aynı şekil olmuyor yani. Evet. Bir bakıyorsun ona iyi bakman lazım. Onu yani nasıl diyeksen yani şimdi desek ki para eder bekle desek zarar edebilirsin. Yani. Şansa. Şans. O zaman sizin geçim kaynağınız kayısı. Allah inşallah zeval vermesin. Rabbim tabi çiftçiye zeval vermesin. Çiftçiye zeval. Bizden önce çiftçiye. Peki abi kolay gelsin. Bu nedir? Kayısının ne abi? Bu armut kurusu ağam. Armudunuz da mı var abi? Kayısınız ne demek armut? Armut. Kim bunu yer? Hoşafı çok güzel olur. Öyle mi? Aynen. Abi bir bakalım. Bu da armut. Elma. Elma. Aha, böyle harman edeceksin. Mükemmel bir şey olur. Bir de erik koyacağım buna biraz. Biraz da kayısı koyacağım. Oo. Harika bir şey olur. Abi peki ne işe yarar bunlar? Bunlar bağırsakları yumuşatır. O zaman atom gibi. Aynen. Tarifi ver abin. Bir daha ver bu tarifi şimdi. Elma, armut, sarı erik, siyah erik. Hepsini beraber kaynatıyorsun. Su gibi içiyorsun hoşafla. Bütün hoşafla vücudu çalıştırır. Arkadaşlar en iyi sindirim sistemini temizleyen mükemmel şey bu. Mükemmel. Sen arkada da Malatya'nın arkasında Beydağ'ını görüyorsunuz. Karlar hala devam ediyor. Ne yapıyorsunuz abi bunlarla? Taşıma mı yapıyorsunuz? Esnafların şeylerini yük taşıyoruz. Bayağı. Ne kadara? Yerine göre. Mesafesi ne kadar mesela? Mesafe belli olmuyor. Kilometre ne yazıyorsun abi? Kilometre yazmıyor ki. O şeyli değil. Yani bu taşı çocuğu abi. Taşı dedik abi. Nereye kadar götürdü? Gider? Bedava götürdü. Bedava bak abi. Gördün sana bedava yaptı amca. Abiye bir teşekkür et o zaman. Ona bedava. Bedava. Peki normalde böyle kaç kişi var sizin gibi çalışan? Bu işi yapanlar. Bu işi yapan. Arkadaşlar çok. Hepsinin arabası var. Yani abi. Toplam 100 kişi var mıdır Maratya'da? Ha şu arkadaşlar. Böyle abi. Arkadaşlar. O birim. He, beraber çalışıyoruz. Eyvallah. Yani ortalama ne kadar şey? Neyi? Kaç liraya mesela atıyorum buradan? Ya yerine gel 5 lira olur mu? 5 lira 10 lira bu kadar. Vatandaş, günlük ne kazanıyorsun abi? Belli olmuyor. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 4-5 senedir yapıyorum. Yapıyorsun. Yani peki kolay gelsin abi. Hadi biraz sürelim bu adamı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dedi ki çocuğa da bu beleş olsun dedi. Evet. Salih bir teşekkür ederiz sen ver abi. Bir tur yaptı geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim yeğen de burada böyle bu arabacı abilerle bir tur atmış oldu. Arabanın fotoğrafı sen atıyorsun bir sen de çeksin abi. Ha çektik çektik. Böyle insanların çayını kahvesini içtiği güzel bir dinlenti alanı. Evet bu da arkadaşlar Malatya'nın Mısır çarşısı. Malatya sporun renkleri de arkadaşlar gördüğünüz gibi çarşıyı süslüyor. Malatyalılar fanatik biraz. Malatya çok iddialı bir takımdı vakti zamanında. Abi nasıl Malatya Spor'un durumu? Memnun musunuz? Bu sene iyi değil abi ya. İnşallah kalacak ama zor. Önümüzdeki maça bakıyoruz diyorsun sezona. Vallahi hiçbir şeye bakamıyorum. Görüntü kötü. Görüntü kötü. Evet abi. Malatyalı yöneticiler duyuruyoruz. Ayakkabıcılar sitesindeyiz arkadaşlar. Burası da Malatya'nın ayakkabıcılar sitesi. Köfteciler de her yerde var. Evet arkadaşlar kediyle. Abi bu ayakkabıcılar sitesinin kedisi mi? Aynen abi. Adı ne abi? Sarı. Merhaba. Abi konuşmuyor ya. Özelliği ne abi Sarı'nın? Vallahi kedi işte. Kedi. Evet arkadaşlar bu da ayakkabıcılar sitesinin kedisi. Çarşısının.
Evet arkadaşlar, uzun bir çarşı, ayakkabıcılar çarşısı. Burada da genelde spor ayakkabıları, normal ayakkabılar, çantalar güzel bir insanlara şey sunuyor. Kalemi çalış. Kuyumcular Caddesi arkadaşlar, trafiğe de kapalı burada. Cevherciler Caddesi. Şehrin altın kalbi burada atıyor arkadaşlar. Kuyumcular da buradalar. Özellikle şehre geldiğiniz zaman ben Malatya'nın arkadaşlar, kuyumcularla da görebilirsiniz. Buradan alışveriş de yapabilirsiniz. Çok iyi bir şansı var.